İyi akşamlar. Bugün çok sık sosyal medyada veya birebir sohbetlerde duyduğum bir şey üzerinde birkaç kelime etmek istiyorum. O da Kur'an-ı Kerim'den başka şeye itibar etmem. Kur'an-ı Kerim'den başka kaynak kabul etmem. Kur'an'a arz edilmeyen, Kur'an'a veyahut da uyuşmayan hadisleri kabul etmem. Hadislere işte 300 sene sonra yazılmış. Bunlara itibar etmem, haşa. Gibi sözleri etrafımızda çok sık kullanan insanlar arttı. Tabii bunun artma nedeni insanların genelde bu konuyla ilgili bilgilerinin noksanlığından. Şöyle ki, öncelikle bir kere Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kitabı. Kur'an-ı Kerim 23 senede peyderpey Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nazil oldu. Peygamber Efendimiz 23 yıllık irşat sırasında insanlara Kur'an-ı Kerim'i hem ezberletti, hem yazdırdı, hem de yaşadı ve yaşattı. Kur'an-ı Kerim onun için peygamberimizin bir başka sıfatı, ismi yaşayan Kur'an, yürüyen Kur'an'dır. O Kur'an-ı Kerim'i bir insanın nasıl yaşayabileceğini bütün zorluklarla bir insan olarak nasıl yaşanabileceğini gösterendi. Tabii Kur'an-ı Kerim'de hayatın içerisinde olup Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir sürü şey vardı. Mesela namaz kılın deniliyor ama namazın nasıl kılınacağı, hangi vakitlerde kılınacağı, ne şekilde kılınacağı, zekatın nasıl, ne şekilde, nasıl uygulanacağı, haccın ne şekilde yapılacağı detaylarıyla anlatılmıyordu. Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'in bu ana anlatımını, tarifini detaylandıran, insanların hayatına tatbik eden, yaşayarak gösteren Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz. Tabii o yaşarken bu yanındaki sahabilerin bir kısmı onun Kur'an harici yaptıklarını ve söylediklerini kaydediyorlardı. Bu ayetlerin yerine geçer, karışır düşüncesiyle yazmaktan bir kısmını men etti. Ama izin verdikleri de var. İzin verdikleri de var. Bunlar yaklaşık 6-7 sahabi şahitleriyle birlikte izin verildiği bunların sabit. Bunlar kaydettiler. Bunların kaydettiği sayfelere sayfe denildi. Bunların kaydettiği hadislere. Ama ezberleyenler de vardı. Daha sonra bunlar Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde yazılması, kayda alınması tekrar gündeme geldi. Ama o dönemde hadislerin böyle uydurulması ki men edildiği için Peygamber Efendimizin bir sözüyle benim sözümmüş gibi söz söyleyenler lanet edildiği için insanlar hadis nakletmeye bile korkuyorlardı. Yani sahabe-i kiram bir söz katarım da peygamberimizin o sözünün muhatabı olurum endişesiyle hadis nakletmeye korkarlardı. Ama fıkhi bazı konularda o peygamber efendimizin etrafındaki sahabe halkasına peygamberimizin bu konuda bir fikri var mı diye sorulurdu. Bu gerek Hazreti Ömer'in, gerek Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin hilafet devirlerinde bunların hepsi yaşandı. Onlar bir hadis nakledeni duyduklarında o hadise bir şahit getirmek, Hazreti Ali de Kur'an-ı Kerim'e yemin ettirmek suretiyle onun şehadetini ancak o şekilde kabul ederlerdi. Fakat Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra, Sıffin Cemel vakalarından sonra, Emevilerin hilafeti sırasında tabii fitne çok arttı.
İslam ülkelerine yeni ülkeler girdi. Sahabenin Medine'den çıkışını Hazreti Ömer yasaklamıştır radıyallahu anh, ama İslam ülkeleri fethedildikten sonra ve Hazreti Ömer'in vefatından sonra Peygamber Efendimiz'le beraber yaşamış olan o bilhassa Ashab-ı Suffe, ki onlar biliyorsunuz mescidin bir bölümünde yatar kalkar ve Peygamberimizin gün be gün eğitiminde bulunan sahabilerdi. Bunlar hem Kur'an ve diğer İslami ilimleri yazmayı okumayı öğrenirler. Aynı zamanda diğer sahabiye anlatırlar. Hem de yeni fethedilen veyahut da yeni İslam olan yerlere irşat göreviyle gönderilirlerdi bu sahabiler. Bunlar tabi Peygamberimizle çokça vakit geçirdikleri için daha fazla Peygamber Efendimizin söz ve fiillerine muhatap oluyorlardı. Ebu Hureyre 4 senedir Peygamber Efendimizin de kaldığı süre ama hep yanında kalmıştır. Şimdi öbür tarafta işi, gücü, evinin uzaklığı, ailesiyle birlikte olduğu maişet temini dolayısıyla Peygamberimizle devamlı bir arada olmayan bir başka sahabinin yerine Ebu Hureyre'nin 4 senelik zamanı 40 sene gibi oluyor icabında. Onun için de en fazla hadis rivayet eden sahabilerdendir. Bir de Peygamber Efendimizin onun zihnini ezberletilmesini güçlendirecek duaya mazhar oluşundandır. Şimdi Hazreti Ömer'in bilhassa düşünüp bu kayıtları yeniden kayda geçireyim mi geçirmeyeyim mi endişesini, daha sonra vazgeçmesi aslında bir Hazreti Ayşe gibi yine çok hadis rivayet eden bir başka direk var, ana direk var. Peygamber Efendimizin gece gündüz yanında olan bir insan. Yani yalan bir hadisin uydurulması, o Peygamber Efendimiz'den sadır olmayan bir sözün, hareketin insanlara nakledilmesi böyle insanların yanında mümkün değil. Onun için de böyle bir ihtiyaç çok fazla duyulmamış. Ama o kaydeden sayfeler yaklaşık 1000 hadisi kaydettikleri bu hadis rivayet eden sahabilerin 1000 taneyi kaydettikleri söylenir. Kayıtları var bunlar. Fakat daha sonra bu fitne döneminde bazı insanların hem işte kendi işte Şia grubunun kendisi Şialının üstünlüğünü anlatmak için veya Emevileri kötülemek için veya Emevilerin kendi üstünlüklerini anlatmak için olur olmaz sözleri Peygamber Efendimizin haber verdiği gibi yalan isnatlar yüzünden bu sefer sahabenin sağ kalanlarını bir endişe sarmıştır. Bu sefer de doğruyu anlatma kaygısıyla bunlar bulundukları şehirlerde, Kufe'de, Basra'da, Bağdat'ta, Medine'de, Mekke'de bu kalan sahabiler Peygamber Efendimizin hadislerini öğrencilerine anlatmaya başlamışlardır. Doğru anlatılmaya, en azından yalandan ve fitneden beri olsun diye bu sefer bunlar bir okul kurmuşlardır. Bunlardan işte kayda geçenler Zühri, El-Muvatta gibi Enes bin Malik'in, Malik bin Enes'in yani Maliki mezhebinin kurucusunun ilk kayda geçen eserlerden olmuştur. Hadisler yazılmıyordu diye bir şey yok. Hadisler sahabilerin, işte bu 50'ye yakın sahabinin hadis okulu diye niteleyeceğimiz okullarındaki yanlarında tedris gören, Peygamber Efendimizin hadisini canhıraş yanlışlardan ayırmak için anlatmaya ve söylemeye başlayan bu 50'ye yakın sahabinin hadisleri zaten yaklaşık sahabeler hayattayken kayda geçmeye başlamıştı. Şimdi bazılarının iftira olarak anlattığı İmam Buhari'nin veya diğer sahih, iki sahihin yani ve 4 sünenin, ki bunların işte 300 sene sonra, 200 sene, 250 sene sonra kayda geçirildiğine ilişkin tahrifatının aslı yoktur. Bunlar aslında müthiş bir hizmet yapmıştır. Fitnenin buraya sokulacak her türlü belanın, musibetin, yalanın, ivanın önüne geçmiştir İmam Buhari Hazretleri. İmam Buhari Hazretlerine bazılarının düşmanlığı bu yüzdendir. İmam Buhari Hazretleri
İmam Buhari Hazretleri hadislere işte uydurma hadis sokulmasının önüne geçen insandır. Diğer hadis kitaplarını derleyenler de dahil. Bunların yaptığı hizmet çok müthiş bir hizmettir. İşte müsteşriklerin ve hadis diye uydurmayı, hani bazılarının uydurma hadis dedikleri o uydurmaları İslam toplumlarının içerisine rahatlıkla empoze etmenin önüne geçtiği için bu hadis derleyicileri onların düşmanlığını çekmiştir. Hadis ilmi bir kere bu hadisle ilgili hassiz konuşanlara biraz en azından Diyanet Ansiklopedisi'nin hadis, isnat maddelerini, ulumül hadis bahislerini bir okumalarını ve biraz izan sahibi olmalarını isterdim ya. Ya düşünün, hadislerle ilgili hadislerin bir ravi, senet kısmı, bir de dirayet kısmı, mana kısmı vardır. Ve bunların altında işte bir sürü ilimler gelişmiştir. Hadisle ilgili o kadar ilimler gelişmiştir. Hadislere sınıflandırma yapılmıştır. Tek kişinin rivayet ettiği hadisler, çok kişinin rivayet ettiği hadisler, işte silsilesi içerisinde eğer bir tane şaibeli bir isim, yani böyle herhangi bir endişeye mahal verecek en ufak bir şey olsa o hadisi zaten sahih hadislerin arasına almamışlar. Yani hadislerle ilgili o kadar çok geniş bir müktesebat oluşmuş ki yaklaşık o Hicri 100. yılla 400. yıl arasında müthiş bir çalışma olmuş. Ya düşün, Hucurat suresinde hepinizin bildiği, zaman zaman hocalarımızın okuduğu bir ayeti kerime vardır. Kimseyle ilgili tecessüs yapmayın. La tecessüsü ve la yahteb ba'dukum ba'da. Yani insanlara, Müslümanlara bir başkası hakkında araştırma yapma hakkı verilmemiştir. Yasaklanmıştır, günah denilmiştir. Ama buna rağmen hadis derleyicileri bu ravi silsilesi içerisinde bir tane böyle kezzap, yani yalancı, bir tane hakkında işte onun sözüne itimat edilmez, onun işte şu işi var, şunu, onun şu gibi araştırmalar yapmışlar ya. Bunlarla ilgili detaylı araştırmalar yapmışlar. Ve o hadisi, o ravinin silsilesinden gelen hadisi terk etmişler. Ya çok meşhur bir hadise vardır. Hani İmam Buhari bir hadisi falan kişi rivayet etti diye onun memleketine rihle yapıyor, yolculuk yapıyor. Bir de böyle bir yolculuklar vardı. İşte rihle diyorlardı bu yolculuklara. Hadisi rivayet edenin ayağına kadar gidip onun kaydındaki o ravi sikasını, güvenilirlik şeyini araştırmak. Gidiyor adamın hayvanını, atını, devesini sanki bir şey verecekmiş gibi kandırdığını görüyor daha yanına giderken. Çağırıyor, hayvan geliyor, eli boş. Hayvan tabii gidiyor. Az sonra bir daha çağırıyor. Gene kandırıyor hayvanı. Diyor ki ben bundan hadis almam. Ben bundan hadis almam. Yani şimdi daha sonra bu İslam camiasının içerisinde çeşitli fikirlerle bu işi bozmaya çalışan, bu işi hadislere bir şeyler eklemeye çalışanların bu rivayetler içerisinde bir sürü yanlışlar yaptıkları ve bu yanlışları bugün savunan, kendilerini işte zamanın alimi olarak lanse eden sapık insanlar türedi. Ve bunlara itibar eden bilhassa ilahiyat camiasında insanlar var. Ya ilahiyatlarda çok değerli hadis hocaları var. Benim işlerinde tanıdıklarım da var. Ya bu insanlar, bu talebeler, bu gidip bu insanların derslerinde hiç mi bir şey nasiplenmiyorlar ya? Hadi bıraktım medreselerdekiler falan. Hadi siz onlara bağnaz, gerici, tarikatçı bilmem ne diye atıyorsunuz. Ama
Çok değerli hocalar var ve hocalardan hiç mi nasiplenmiyorsunuz? Ya bir kere hadis ilmini Kur'an'dan başka bir şey tanımam demek nasıl bir cürettir ya? Allah Teala kaç yerde Haşr suresinde en basitinden onun getirdiklerini alın, onun yasakladıklarından sakının diyor ya. Ya nasıl sen böyle bir laf edebilirsin? Nasıl bir hadde sahipsiniz ya? Ebu Hureyre yok şunu yapmış, yok bunu yapmış. Ya Ebu Hureyre radıyallahu anh senin iftira atma hakkını nereden buluyorsun? Mahmud Ebu Reyye diye bir sapık. Reşit Rıza'nın yanında yetişmiş adamla doğru adam çıkar mı? Doğru adam çıkar mı? Ondan sonra çıkmış. Yok Ebu Hureyre şöyle yalancı söylüyormuş, yok böyle İbni Hazm'a Zehebi'ye iftira atıyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Utanmaz. Kendisine yok şurada yanlış, o delilin kitabı yanlış ifa ediyor, ihval ediyorsun. Onu yanlış yorumluyorsun. Sana gelen o nakli bile ifal ediyorsun diye sal söyleyen, ikaz eden insanların bu sefer yeni baskıda hiçbir şey olmamış gibi başka birini atıyor. Ya böyle bir şeylik olur mu? Ondan sonra Cumbol'a niye kızayım ben? Sahta niye kızayım? Müsteşrike niye kızayım yani? Müslüman kimliğiyle eserde bitirmiş, Reşit Rıza'dan ders almış, Mahmud Ebu Reyye böyle iftiralar atarsa, ben bugün Mustafa İslamoğlu'na, Caner Taslaman'a falan ne diyeyim ki yani? İlahiyatta kendisini İmam-ı Azam'dan daha fazla, Mahmud Ebu Reyye İmam-ı Azam'dan kendisini üstün görürse, tabii ki ilahiyattaki işte 2 senede topu topu 80-90 saat hadis dersi, hadis usulü dersi görmüş olan gerizek herif de kendisini bir şey oldum sanır yani. Doğal bir şey. Ya insanın en azından ben bir şeyleri bilmiyorum diye haddini bilmesi gerekir. İnanın ben yıllardır okuyorum ve okudukça küçülüyorum ya. Ben lan nasıl Hacer-i Mekki gibi bir dehanın olduğu yerde sen nasıl bir hadislere hadsizce laf edebilirsin ya? Ya bu mümkün mü? Bu mümkün mü? Bu dinin iki sabitesi vardır. İki sabitesi vardır. Kitap ve sünnet. Niye sünnete saldırıyorlar? İşte bu yüzden. Bugün sünnetle ilgili kafanızı karıştıran, sünnet hadisle ilgili kafanızı karıştıran sözlerin sahipleri 19. yüzyıl müsteşriklerdir. İslam toplumlarında bunlar sömürgelerine yeni alan açabilmek için, sömürüyü daha rahat yapabilmek için İslam'ın kendi içindeki bazı ihtilaflı konularını alıp bunları sanki Müslümanların kafasını karıştırmak için ne yaptılar? Bilim dalı olarak incelediler, üniversiteler kurdular. Üniversitelerde enstitüler kurdular. Ve bu enstitülerde işte Müşkilül Kur'an, Muhtelefül Kur'an, Muhtelifül Hadis, Müşkilül Hadis diye İslam müktesebatının içerisinde hadislerin birbirleriyle ihtilaf gibi görünen, hadislerin Kur'an-ı Kerim'le ihtilaf gibi görünen, birbirlerine anlaşılmaz görünen ayet ve hadisleri, bilhassa hadisleri ki kitaba çok saldıramadılar, hadislerle ilgili böyle kafa karıştırıcı şeyler. Kardeşim, son sözlerim olarak şunu söyleyeyim. Sizin kafanızın almadığı hadis eğer senedi ve mana bakımından hadis olarak nitelenmişse sahih hadis kitaplarında senin kafanın almaması senin kafanın kapasitesinin olduğu kadardır. O yeri ve zamanı geldiğinde onu vakti saati geldiğinde anlaşılacaktır. Bugün Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler vardır ki hala mahiyetini anlamaktan beyin aciz kalıyor. Hani o suyu ayırdık diye ayetin ancak Akdeniz'de
Pasifik Okyanusu'yla arada bir perde gibi suyun birbirine karışmadığını 20. yüzyılın teknolojisiyle Kaptan Kusto gördükten sonra o ayeti anladık ya. 15 asır anlaşılmadı, 14 asır. İşte bazı ayetlerin hala muhtevası anlaşılmadığı gibi bazı hadislerin de muhtevasını anlamaktan aciz olabiliriz. Onun için Kur'an'ın tarihsel çözümü yerine Kur'an'ın bugün çözülemeyen şeyinin o güne indirildiğini, o gün küçük görünen mahiyetinin yarın ihtiyacı olmayacağını kimse söyleyemez. Dünyanın nereye evrileceğini, nereden, hangi teknolojik varlıktan, hangi noksanlığa düşeceğini ve Kur'an-ı Kerim'in o zaman bugün idrakten aciz olan, hadislerdeki anlaşılması güç olan mevzuların o zaman anlaşılmayacağının hiçbir taahhüdü yok. Geçmiş bin yılda, 500 yılda anlaşılmayanların bugün bazı mahiyetlerinin anlaşıldığı gibi. Onun için kafanızın, aklınızın idrak etmediği yerde aklınıza uymayanı akıl dışı, mantık dışı diye iteklemek yerine aklınız ve mantığınızın almadığı yerde teslimiyeti tercih edin. O 1450 yıldır o Kur'an-ı Kerim ve o sünnet defalarca biley taşı gibi doğruluğu artık mihenk taşı gibi doğruluğu defalarca test edilmiş kitaptır ve sünnettir. Onlarda değil noksanlık, sizin aklınızda, sizin beyninizdedir. Senin o küçük beynin kavrayamıyordur. Hani diyor ya, aklımın almadığı, aklım almadığı şey. Senin aklın neyi alıyor ki? Ya sen iki matematik problemini bir öğretmensiz öğrenemeyen adam değil misin? Bir fiziği öğretmensiz, edebiyatı, bir coğrafyayı öğretmensiz öğrenemeyen adam, ya din ilmini, onca bilgiyi önünde bir rehber olmadan nasıl anladığını iddia edeceksin? Onun için en iyi şey bilmediğini bilip haddini bileceksin en azından. İnsan olan bunu yapar. Dilini uzatmaz ya. Peygamber, Kur'an-ı Kerim'den başka şey tanımam. Posta memuru muydu Allah'ın Resulü? Allah o kitabında, senin itibar ettiğim, sadece ona itibar ettiğim dediğin kitapta defalarca Allah ve Resulüne tabi olun, ona itaat edin, onun getirdiğini alın, nehyettiğinden sakının diyor. Sen ona da uymuyorsun. Ona da uymuyorsun. İşin kolaycılığı. Peygamberimiz posta memuru değildir. Hadisler ve sünneti de bize Kur'an-ı Kerim'den sonra vahyi gayri metludur. İslam alimleri öyle tasnif eder. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim vahyi metlu, yani okunan vahiy, sünnet ve hadis de vahyi gayri metludur, okunmayan şeydir, vahiydir. Hafi vahiy, vahiy hafidir sünnetler için söylenen. Ne diyor Duha suresinde? O bizim söylediğimizden başkasını söylemez. Bizim ona şey yaptığımızdan. Onun yoksa şah damarından yakalarız diyor. Ya bu peygambere diyor bunu. Sen o peygamberi posta memuru derecesine düşürüyorsun. Haddini bil. Lütfen.